Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Yepyeni bir haber panoramayla daha karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı Haziran ayı boyunca yapmış olduğu çalışmaları, Başkan Cengiz Ergün'ün programlarını, kültür sanat etkinliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Manisa Protokolü Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Polis evindeki bayramlaşma töreninde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü de yer aldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü polis evindeki törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte Yunus Emre ilçesinde bulunan Özel Huzurevi Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'ndaki büyüklerimizi ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin elini öpen ve sohbet etme fırsatı bulan protokol üyeleri, huzurevi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa protokolü bayramlaşmanın ardından Manisalı şehit jandarma er Ahmet Güreş'in ailesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim hediye etti. Şehit babası Yaşar Mehmet Güreş bu anlamlı hediyeyi öpüp başının üzerine koyarak kabul etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü Ramazan Bayramı'nın birinci gününde protokol bayramlaşmasının ardından görev başında olan Büyükşehir Belediyesi'nin nöbetçi birimlerini ziyaret etti. Görev başında olan personellerin bayramını kutlayan Güzgül'ü, Manisalıların rahat ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi'nin görevinin başında olduğunu dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor'un başarılı judocuları elde ettikleri derecelere yenilerini ekledi. Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye final müsabakalarına katılan sporculardan Pınar Boğa 40 kiloda Türkiye şampiyonu, Kenan Şayık 73 kiloda Türkiye ikincisi, Ecrin Güneş 48 kiloda Türkiye üçüncüsü, Sami Yusuf Çiçek 50 kiloda Türkiye beşincisi, Muhammed Acar da 60 kiloda Türkiye beşincisi oldu. MASKİ Genel Müdürlüğü, atık suları Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisine taşıyan Doğu Kolektör Hattı'nın daha verimli çalışması için mahallelerin kanalizasyon altyapısında temizlik çalışmasına başladı. Akpınar Mahallesi ile başlayan işin, hatta bağlantısı olan diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi. Ekolojik dengenin giderek bozulduğu dünyamızda su kaynakları hızla tükenmeye ve kirlenmeye başlarken, içme suyu ihtiyacının sondajlarla karşılandığı Manisa'da özellikle yaz aylarında su seviyesinde ciddi düşüşler yaşanmaya başladı. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısıyla ilgili Manisa'da da suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Manisa'ya yılda 68 milyon metreküpün üzerinde içme suyu temin ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, suyu boşa akıtılmayacak kadar önemli bir kaynak olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına vatandaşların bilinçli bir şekilde suyu tüketmeleri gerektiğini vurguladı. Müzik
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Ziya Elmalı, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşama veda etti. Merhum Elmalı, Hatunye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından acı ve hüzün içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Elmalı'yı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Elmalı, gözyaşları arasında ve dualar eşliğinde Kırtık kabristanlığına defnedildi. Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Öztozlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda öğrenim gören kursiyerler yıl sonu gecesi düzenledi. Halk oyunlarından Türk sanat müziğine, tiyatrodan farklı enstrümanların dinletisine kadar birçok dalda öğrendiklerini sahneleyen öğrenciler salonu dolduran izleyenlerden tam not aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alan ve sulak alanda yürütülen haşereyle mücadele çalışmalarına eşlik etti. Daire Başkanı Genç, vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadele çalışmalarının il genelinde etkin bir şekilde sürdüğünü belirtti. Uygulamamız hem sivrisineğe hem de yakarcılara özellikle etki eden bir ilaç türümüzdür bu ve bununla biz yaz boyu özellikle işte şu anda Sayın Şube Müdürümüz de söyledi, şu saatlerde özellikle dinlenme yerlerine mi çekiliyorlar? Ağaçlarda dinleniyorlar veya da yeşil çimenlerin arasında. Bunu yapıldığı zaman bu şeyde bu mevcut hali hazırdaki bütün sivrisineklerin veya yakarcıların öldürülmesini sağlıyoruz. Bu uçkun mücadelemiz akşam saat 11'e kadar devam ediyor değil mi çocuklar? Ve aynı zamanda gece saat 12 ile de 3 arasında da yine aynı şekilde devam etmektedir ekiplerimiz. Manisa Valisi Ahmet Deniz, MASKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. MASKİ Genel Müdürü Şeynaz Başaran, idarenin 17 ilçe genelinde hayata geçirilen hizmetlerini özetleyen bir sunum yaparak Vali Deniz'e bilgilendirmelerde bulundu. Başaran, Manisa'ya 5 yılda 858 milyon lira yatırım yaptıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında konuk etti. İlçeye yapılacak olan hizmetlerin ve taleplerin görüşüldüğü ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan hizmet sürecinde olduğu gibi aynı aşk ve özveriyle Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Ege Belediyeler Birliği 2019 yılı olağan Mayıs dönemi toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Yapılan oylamalar sonucu birliğin birinci başkan vekilliğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün seçildi. Tarımı, kültürü, doğasıyla Ege bölgesinin ülkemizin zenginlikler diyarı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
Şahsıma güvenip beni bu göreve layık gördükleri için belediye başkanlığımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Biz de inşallah burada görevimizi layıkıyla yapacağız, diye konuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesi Sünnetçiler Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine mobil tahsilat aracıyla hizmet götürdü. Vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti anlattı. İşimizi ona göre ayarlıyoruz. Memnunuz ya, ayağımıza hizmet gelmiş. Ayağımızda su parası ödeme kolaylığı sağlıyor. Her şey yapılıyor, arızalar gideriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunuz. Altyapımız oldu, kanalizasyonumuz, efendim, su, su şebekemiz değişti, oralarımız değişti. Yer taşları olduğu gibi değişti. Yani çok memnunuz, bu tertemiz oldu köyümüz, hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bu otobüslerin köylere verilmesi, yani yolcu taşıması, bunlar hep kolay. Köyümüzün güzelleşmesi, kaldırım taşları altyapıdan sonra yapılması çok memnunuz yani. Kime sorsanız herkes memnun zaten. Yani köyümüzün çehresi değişti. Köyde bir yardımcı alıyor, ödemesinde daha kolay. Hiç onu köylü şehre gidip de sıra beklemiyor, zaman kaybını önlüyor. İyi bir şey, iyi bir şey düşünüyoruz. Vallahi köyümüze bayağı işler yapıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte Saruhanlı Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde yer alan Atık Su Laboratuvarını ziyaret etti. Laboratuvar hakkında bilgi veren Çevik, Manisa'nın evsel nitelikli atık su kirliliğini ortadan kaldırarak gelecek nesillere daha temiz bir miras bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz, açıklamasında bulundu. Manisa'nın Kırkağaç ve Soma ilçelerinde meydana gelen yağışların ardından bazı mahallelerde taşkınlar yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yaşanan taşkınlara anında müdahale etmesinin ardından mahallelerde hasar tespit çalışması yaptı. Yaz mevsiminde yaşanan yağışların kış mevsimine göre daha tehlikeli olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Mahallelerimizde yaşanan taşkının izlerini kısa sürede sileceğiz," dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında açılan Kağıdın Büyüsü isimli sergiyi gezdi. Başkan Ergün, sergi sahipleri Ümit Pehlivan Ören ve Bingül İşbir Kocatepe'den sergi hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İyi Parti grubu tarafından Büyükşehir Belediyesi binasında yazışma ve logosuyla araçlarında TC ibaresinin kullanılması önergesi görüşüldü.
şahsının ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürkçü ve demokratik çizgisinin herkes tarafından iyi bilindiğine vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önergenin aceleye getirildiğini belirterek şehre kazandırdıkları her eserde Atatürk, Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti ibareleri konusunda her zaman hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi. Olmadığını iddia ettikleri TC ibaresi 2009'dan beri var. Bu örnekleri 17 ilçemizin genelinde tek tek hayata geçirdiğimiz eserler üzerinden örneklerle de çoğaltabiliriz. TC ibaresinin açılımı Türkiye Cumhuriyeti. Bu binayı Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası olarak düzenlerken Manisa Büyükşehir Belediyesi isim ve logosunun bulunduğu cephenin paralel cephesine biraz önce Mehmet Bey'in de söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini ve bir vecizini konuşlandırdık. Cumhuriyet'in kurucusunun olduğu bir yerde TC ibaresinin olup olmadığı sorgulanamaz diye düşünüyorduk ki ne yazık ki bu kadar dar bir bakış açısıyla bunun gündeme getirileceğini de yaşamamız gerekiyormuş. Manisa'da yaşayan hemşehrilerimiz bizleri zaten 10 senedir iyi biliyor. Geldiğimiz süreçte bugüne kadar ne yaptıklarımızı da çok iyi biliyor ki 2,5 ay önce yapılan seçimlerde bir kere daha bunu tescilledi. Onun için bütün oy vermiş vermemiş herkese ben buradan huzurlarınızda bir kere daha vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz onlar için yaparız bütün bu çalışmalarımızı, vatandaşımız için, halkımız için yaparız. Bu da böyle bilinsin. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında meclis, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Manisa Yol Ağı'nın asfalt çalışmalarının yapılabilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanma yetkisini verdi. Başkan Ergün, İller Bankası onayını alır almaz hızla çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi ağırladı. Çalışmalarında başarılar dileyen Başsavcı Çiçekli, 25 Haziran günü düzenleyecekleri serginin açılışına Başkan Ergün'ü davet etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, şube müdürleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu'yu ziyaret etti. Türkiye'ye örnek olan uzun burun katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda bu yıl ilki gerçekleştirilen ilçe şube müdürleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlık etti. Yıldırım, zabıtayı emniyet gibi gördüğünü belirterek, "Birlikte hareket edebilirsek 17 ilçesiyle bir bütünü sağlayabiliriz." dedi. Zabıta Büyükşehir'in emniyetidir. Yani sizler Büyükşehir ve ilçelerdeki tüm önlemleri bizler nezdine alan kişilersiniz. Emir ve yasakları sahada uygulatan kişilersiniz. Birlikte hareket edebilirsek 17 ilçesiyle bir bütün sağlayabiliriz.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Merkez'in içme suyuna 30 milyon lira yatırım yaparak Gürle içme suyu tesisinden şehir merkezine gelen ana isale hattındaki çalışmalarına devam etti. Manisa Merkez'e Gürle'den mevcut durumda saniyede 172 litre doğal kaynak suyu ulaşırken, çalışmaların tamamlanmasıyla bu rakamın saniyede 800 litreye çıkması planlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz'le birlikte Yunus Emre ilçesi Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç'ı ziyaret ederek yağışlı havalarda sorun yaşanan noktaları yerinde inceledi. Muhtar Kılıç, yaklaşık 25 yıllık sorunlarının MASKİ ile çözüldüğünü ifade etti. MASKİ'mize, Büyükşehir Belediye'mize, mahallemize şu ana kadar yapmış olduğu çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Fatih Mahallemizden gelip 5914 sokağımız istikametinde giden, devam eden deremizin üst kısmı kapatıldı. Büyükşehirimizin çalışmaları sonucunda, MASKİ'mizin çalışmaları sonucunda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine yaklaşık 25 yıllık bir sorunumuz olan doğal dereye bağlanmış olan kanalizasyon hattı, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün, Kanalizasyon Daire Başkanlığımızın yoğun çalışması sonucunda bir haftalık bir yoğun çalışma yapıldı. Dereye bağlanmış olan kanalizasyon hattı sorunumuz çözüldü. Sayın MASKİ Genel Müdürlüğümüze, Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına şahsım Atatürk Mahalli halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Diğer temel sorunlarımızı da kendilerine yazılı, sözlü ve görsel olarak aktardık. Bir an önce çözüleceğine inanıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. MASKİ'mize ve büyükşehirimize, mahallemize, Atatürk Mahallemize gösterdiği ilgi ve destek için çok teşekkür ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını ve hizmetlerini yerinde incelemek için Akhisar'daki birimleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan itfaiye biriminde incelemelerde bulundu. Sona gelinen ve hizmet vermeye gün sayan itfaiye birimi ile ilgili olarak Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı, Akhisar'a hayırlı olması dileklerinde bulunurken emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti. Manisa'mıza ve Akhisar'ımıza hayırlı olmasın diyorum ilk başta. Bu konuda bizim emeklerimizin yanında en büyük emek de Cengiz Başkanımızın, yani bizim kadar elimizi taşın altına o da soktu. Akhisar ilçemize, çevresine ve organize sanayimize yapacağı katkıdan dolayı çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da itfaiye birimiyle ilgili olarak günümüz şartlarına en uygun şekilde bir amirliğin dizayn edildiğini belirterek araçların da sıfır olduğunu kaydetti. Gerçekten ne yapılması gerekiyorsa günümüz şartlarına uygun bir amirlik burada dizayn edilmiş. Araçlarımız sıfır, yepyeni. Burada çalışacak arkadaşlar da, görevlendireceğimiz arkadaşlar da şanslı. Her şey son teknoloji düşünülmüş. Burada müdürüm sağ olsun çok büyük emek vermiş, başkanım bu işin içine girmiş, elini taşın altına koymuş. Cengiz başkanımız da bu protokolün altına imza atmış, buna desteklemiş. Biz de alttaki çalışanlar olarak elimizden ne gelirse fazlasıyla bunu yerine getireceğiz. Müzik.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Teknik Direktör İlker Püren'le anlaştı. Halil Unutmak spor tesislerinde yapılan imza töreninde Püren, kulübün bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirirken, kulüp başkanı Mevlüt Aktan'sa hayırlı olmasını diledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tabii ki Türkiye'nin güzide kulüplerinden bir tanesi. Buranın misyonu ve vizyonlu bir kulüp haline gelmesi için yöneticilerimiz, başkanlarımız çok büyük çaba sarf etmişler. Umut ediyorum ki aynı ilkeler ve prensipler doğrultusunda ben de bu kulübün bir parçası olarak onların bu yolda yürürken başarıya iyi şekilde gidecekleri tarzda katkı sağlayacağımdan eminim. Uzun bir araştırmadan sonra İlker Püren hocamızla anlaştık. Bu tabii futbol kamuoyu için sürpriz olabilir. Ama biz iyi bir hocayla, karakterli bir hocayla, donanımlı bir hocayla, eğitimli bir hocayla, heyecanlı bir hocayla anlaştığımızı biliyoruz. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Gürle İçme Suyu Tesisinden Manisa Merkez'e gelen içme suyu ana ishale hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başaran, Manisa'ya çok önemli bir proje kazandırdıklarını ifade ederek, Gürle doğal kaynak suyunu daha sağlıklı ve büyük çaplı hatlarla Manisalılara ulaştıracaklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü CEO'su Levent Devrim, Halil Unutmak spor tesislerinde yeni dönem transferlerini değerlendirdi. Devrim yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyespor'un yeni teknik direktörü İlker Püren'e de başarılar diledi. İlker hocamız belki futbol kamuoyu çok bilmez ama uzun yıllar Osman Hoca'nın yardımcılığını yapmış. Deneyimli, donanımlı, bilgili, genç, herkesten çok başarıya aç. Ve bu anlamda kendini geliştirmiş bir arkadaşımız. Öncelikle hayırlı olsun hocamız adına ve ekibi adına diyorum. Kendi transfer anlayışımız olarak da biliyorsunuz bizim geçen sene takımımızın hemen hemen %90'ı duruyor. Bu anlamda zaten yıl içerisinde izlediğimiz, takip ettiğimiz bir squad anlayışımız var biliyorsunuz oyuncularla alakalı. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve BESOT tarafından işletmesi yapılan Necmi Temizel Spor Kompleksi'nde yaz sezonu açıldı. Manisalılar tesis içerisinde yer alan hijyenik ve güvenli havuzda bir yandan yazın tadını çıkarırken yeşillikler içerisindeki kafeteryada da dinlenme fırsatı bulabiliyor. Türkiye genelindeki cezaevlerinde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünler Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide görücüye çıktı. Gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce eserin hem sergilendiği hem de satışının yapıldığı serginin açılış programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Fuarı beğeniyle inceleyen Başkan Ergün, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen birçok el emeği ürünü satın aldı. U14 Türkiye Futbol Şampiyonası ikinci kademe müsabakalarında şampiyon olarak adını finale yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor U14 takımı Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonunda her sabah canlı yayınlanan Günaydın Manisa programına katıldı.
Sunucu Büşra Gürbüz'ün sorularını yanıtlayan genç yetenekler ilk hedeflerinin başarılarını finalde katlamak ve şampiyon olarak Manisa'ya dönmek olarak anlattı. Katıldıkları turnuvalarda adeta fırtına gibi eserek adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Şubesi, milli takımımız adına mücadele ettiği Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda başarılı performansıyla göz doldurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Zilan Ertem'in 32 kiloda birinci olarak rakiplerine İstiklal Marşımızı dinlettiği şampiyonada, Belinay Beyza Gökkaya 63 kilogramda ikinci, Pınar Boğa ise 40 kilogramda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, menfezlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla su taşkınlarının önüne geçmeye devam ediyor. Maske ekipleri bu kapsamda Yunus Emre ilçesi Ak Mescit Mahallesi İzmir Caddesi'nin altından geçen menfezlere temizlik çalışması uyguladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde eşitlik adına merkez ve tüm ilçelerde hayata geçirdiği Büyükşehir Belediyesi eğitim merkezlerinde eğitim gören ve girdikleri liselere geçiş sınavında tam puan alan öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. MABEM'de eğitim alan öğrenci sayısının 9000'e yaklaştığını belirten Başkan Ergün, öğrencilere başarılarının devamını diledi. Başkan Ergün'ü ziyaretlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'nun konuğu olan başarılı öğrenciler, başarı sırlarını anlatarak MABEM bünyesinde bulunan emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.